bizim videoları seyreden arkadaşlarımızın takıldıkları en önemli konu oturduğum fırlatma koltuğu. Gerçek bir fırlatma koltuğu, F5B tipi 2 kişilik uçağa ait bir koltuk. Ama tabii o koltuğu ben hurdalıktan aldım, makine kimya hurdalığından. O koltuğu o pırıl pırıl haline getiren, restore eden kişi Emre ve Emre Özkul, SkyArt şirketinin yönetim kurulu başkanı. Emre Bey, sadece işinin bir kısmı bu havacılık mobilyaları yapmak ama bugün eğitim sistemlerinden, sivil anlamda, askeri anlamda paraşüt sistemlerine kadar çok farklı ürünleri havacılık sektörüne, sivil veya askeri sunuyor. Ya şu bizim koltuğun hikayesinden başlayalım. Nasıl yaptınız o koltuğu, onu dinleyelim. Sonra da askeri ve sivil eğitim sistemlerine, İDEF'te neleri tanıtıyorsunuz, onlara bakalım. Abi, bildiğiniz gibi 11 yıl oldu başlayalı. Uçak koltuklarının revizyonuyla başladık. Mobilya işimizi genişlettik. Şu anda gerçek uçak malzemesinden mobilya yapan ilk ve dünyanın en büyük firmasıyız. %100 ihraç ediyoruz. Ve sayenizde de o kadar özel bir F5 parçasını elde edip zevkle, seve seve restore ettik. Hatta eşi de bizde şu anda hala. Onu da İnşallah sizin gibi ben kullanacağım bitirdiğimizde. Zaman içerisinde tabii işimizi geliştirme anlamında kabin eğitim cihazlarını simülatör olarak sektöre sunmaya çalıştık. Yaklaşık 35 civarı simülatörümüz Türkiye'de çalışıyor. Yurt dışında kaç tane ihraç ediyorsunuz bunları? Tabii bunun üzerine EASA ve ICAO standartlarında tamamıyla otomasyona bağlı, yazılımlı, Airbus data packlerinin alındığı, telif haklarının ödendiği ve hava yollarının kullanmakta zorunlu olduğu sivil havacılık simülatörlerini ihraç etmeye başladık. Son müşterimiz Çin Hava Yolları. Ondan önce örneğin Middle East Airlines, Vivo Airbus Mexico gibi birçok firmaya yaptık. Son yıllarda yine iş geliştirme çalışmalarımız kapsamında savunma sanayine girdik. Zaten bildiğin gibi uçakları kesme, taşıma ve revize etme konusunda çok uzmanız. Bu arada ben hemen araya gireyim. Hurda uçakları SkyArt alıyor ve bu normalde işte kesilecek, parçalanacak olan uçakları birer kabin eğitim simülatörü haline getiriyor. İşte kabinini yeniliyor, kapı eğitimi yapılacak, kabin içerisinde kabin memurları çeşitli hizmet eğitimi alacaklar. Bunlar birer mock-up haline geliyor. Aslında çevreye dönüştürülüyor. Peki savunmaya gelirsek... Oraya ben bir ekleme yapayım. Tabii. Şimdi uçuş ömrünü tamamlamış uçakları evet simülatörlerde kullanıyoruz ama bazı yeni çıkmış olan uçaklar tabii ki burada olarak bulunamadığından bunları %100 replika yapıyoruz. Tamamıyla tasarlıyoruz. Çoğunlukla kompozit materyaller kullanarak, termoform materyaller kullanarak %100 replika yapıyoruz. Örneğin en son yaptığımız cihazımız Airbus A321 Neo'nun acil çıkış kapısı kanopiye değiştiği için ve bunun sektörde yeni bir parça olduğu için hurdası olmadığından bunu %100 replika olarak yaptık ve biraz önce bahsettiğim firmalara sattık. Ben savunmayı sormak istiyorum. Evet. Artık savunma sektörü içerisinde de farklı eğitim konseptlerini sunuyorsunuz. Burada İDEF'te ne tanıtıyorsunuz? Şimdi İDEF'te terörle mücadele eğitim uçağı ve paraşüt eğitim merkezi projelerimizle bulunuyoruz. Hali hazırda zaten kontrat yapmış olduğumuz, üretime başlamış olduğumuz projelerimiz. Terörle mücadele eğitim uçağı geçmişte bazı askeriler tarafından biraz iptidai şekilde kullanılıyordu. Hizmetten çıkmış, hurdaya çıkmış uçaklarla. Kesmişler, koymuşlar, işte giriş çıkış falan çalışıyorlardı. Bizim yapacağımız full otomasyonlu. İçerisi tam anlamıyla bir poligona dönüşmüş. Gizli hedeflerin hareketli bir şekilde oynayabildiği, yazılımla diğer sistemlerle entegre edilen, oldukça komplike bir sistem halinde bunu bir müşterimize Orta Doğu pazarında teslim etmek üzereyiz. Paraşüt eğitim merkezi çok daha enteresan. Genellikle biliyorsunuz paraşüt simülatörleri çok genelde virtual reality ile falan yapılıyor. Virtual biz de yapıyoruz ama biz burada bir fark yaratıp birebir simüle edebilsinler diye yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanda çelik supportların üzerinde alüminyum raylarda ve motor tahrikiyle kontrol edilen, yine altyapısında bir yazılım olan yaklaşık 400 küsür metre
öğrencilerin kayabileceği ve işte düşme, ip dolanmasından tutun, inişi, çıkışı, her türlü hava şartını test edebileceği bir proje geliştirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli eski Özel Kuvvetler Kurmay Başkanımız da sağ olsunlar Mustafa Kemal Koyutürk komutanımızın danışmanlığında eğitim programı dahil olarak bu işi tamamladık, pazarladık, üretimine başladık. Yani askeri nakliye uçağı bir CH-30'dan, C-17'den veya bir Antonov'dan çıkışı, seri bir çıkışı simülasyonunu gerçekleştirecek. Evet. Ve paraşüt atlayışı yapan komandolar o seri çıkışları, atlayışın bütün şoklarını yaşayarak burada öğrenecekler. Kesinlikle öyle. Burada aslında eğitim maliyetlerini çok düşürüyoruz. Kaza riskini sıfıra indiriyoruz. Çünkü yepyeni bir öğrenciyi uçaktan atmak zorunda kalmıyorsunuz. Defalarca burada eğitim yapabiliyorlar. Bir de bir geri bildirim sistemimiz de var eğitimde. Ne gibi eksiklikler oldu? Hangi öğrenci hangi tarafını geliştirmesi gerekiyor gibi geri bildirim de veriyoruz bu yazılım sayesinde. Ve neticede çok daha hızlı, seri, ekonomik bir eğitim imkanı sunuluyor. Ve tabii ki birebir gerçek ortamı mümkün olduğunca simüle edilen bir eğitim imkanı sunuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi uçak koltuklarından, benim o fırlatma koltuklarından başlayan hikaye bugün İDEF'te bir yabancı bir ülkeye bir paraşüt atlama merkezi, bir terörle eğitim için özel bir mokaba kadar uzanmış durumda. Başarılarınızın devamı daim olsun diyelim. Yeni ihracat başarılarında haber yapmak üzere diyelim. İnşallah. Teşekkür ederim Tolga abicim. Sağ olun.